Biz şimdi Bali'ye gidecek uçağa bindik. Şu an Katar'dayız. Daha uçak havalanmadan. Şöyle bir şey bulduk arkadaşlar. Her koltuğa bırakmışlar. İçlerinden şu görmüş olduklarınız çıktı. Şöyle bir kulak tıkayıcısı var. Şurada göz bandı mı diyorsunuz? Çorap var. Şöyle ufak bir diş fırçası, diş macunu var. Böyle bir şey düşünmüşler. Şöyle bir kulaklık da verdiler ama bunun şeyi farklı biraz girişi. Bir de telefonu ben uçakta şarja takarım diye düşünüyordum ama priz girişi farklı olduğu için muhtemelen takamayacağım. Şu an kalkmasını bekliyoruz. Görüşürüz. Şöyle bir yemeğimiz geldi. Kolamız var. Şöyle bir pilav. Yanında da böyle biftekli bir şey falan değil ama pek anlayamadım. Meyvemiz var. Kavun. İşte bunun haricinde portakal var. Üzüm var. Şöyle bir tatlımız var. Ne olduğunu pek anlayamadım ama iyice görürüz. Ekmeğimiz var. Şunun içinde zaten kaşık çatal çıkıyor. Bıçak çıkıyor. Bir de suyumuz var. Bir öğün daha varmış. Ne zaman gelir bilmiyorum. Hadi afiyet olsun bana. Arkadaşlar hala uçmaya devam ediyoruz. Hava aydınlık aslında ama herkes pencerelerini kapatmış. Yani herkesin aynı anda kapatması mümkün değil normalde. Bence hostesler falan söyler herhalde, bilmiyorum. Şu an bakın size nerede olduğumuzu göstereyim. Şurası Türkiye. Biz buradan Doha Havalimanı, Katar. Katar'a geldik. Burada bir gün bekledik. Buradan aktarma yapıp şöyle bakın, şurası Hindistan. Hindistan'ı geçtik. Şurası Denpasar. Endonezya'ya bağlı Bali bölgesi. Biz Bali'ye gidiyoruz. Denpasar Havalimanı'nda ineceğiz. Nereden baksanız 3,5 saat daha yolumuz var. 3,5 saat sonra buradan buraya gelmiş olacağız. Hatta gelin size doğrudan rotamızı da açıklayayım. Şimdi biz ne yapacağız? Söyleyeyim ben size. Şu Denpasar denilen bölgede, Bali'de bir ay boyunca takılacağız. Biz ayın 12'sine Singapur bileti aldık. Şimdi Bali'nin kendi içerisinde şöyle bir kuzeye doğru gidip oradan tekrar havaalanına geleceğiz. Zaten başka havaalanı yok. Buradan böyle uçakla Singapur dediğimiz bir ada parçası Singapur'a geleceğiz. Singapur çok pahalı bir ülke, o yüzden çok durmayacağız. Buradan doğrudan Malezya, buradan otostopla işte Penang derken şuradan Tayland'a girip Bangkok'a kadar geleceğiz. Daha sonra buradan şöyle bir oval yapıp şu tarafta Kamboçya, köşede Vietnam, şu tarafta Laos falan var. Yani gidebilirsek bu tarafları zorlayacağız. Yani paramız yeterse, bütçemiz yeterse, yolda kalabilirsek işte Myanmar, Bangladeş derken şuradan şöyle Hindistan'a kadar gelip, yani o kadar gelebileceğimizi düşünmüyorum da belli olmaz. Gelebilirsek en son Sri Lanka'da bitirmeyi düşünüyoruz. Türkiye zaten şu tarafta, Sri Lanka burada. Yani plan şimdilik bu şekilde ama tutar ya da tutmaz hiç bilmiyorum. Yanlış bilgi veremem şimdi. Ama şu an için yoldayız gibi gözüküyor. Selamlar, selamlar, selamlar. Ben geldim. Şu anda Endonezya'dayım arkadaşlar. Bali'ye geldik. Hemen kısaca size nasıl girdik, nasıl giriş yaptık ondan bahsedeyim. Şimdi biz şöyle söyleyeyim. Eğer Bali'ye gelecekseniz uçaktan iniyorsunuz ya. İner inmez ilk önce yapacağınız iş vize almak. Vize almadan direkt pasaport noktasına gitmeyin. İlk önce vizeyi alıyorsunuz. Daha sonra pasaport kontrol noktasına gidiyorsunuz. Biz çift olarak gittik. Kardeşimle birlikte gittik. Eğer biriyle seyahat ediyorsanız, biri
birlikte polis memurunun yanına gidin. Bizi biraz terlettiler. Sorgu sual yaptılar yani. Niçin geldin? Ne zaman geldin? Ne zaman gideceksin? Nerede kalacaksın? Yani biz mesela hostelde kalacağız dedik. Ne bileyim, belgen var mı? Hani bunu ispatlayabilir misin? Ben de ekran resmi falan almıştım. Onu gösterdim. Bana bir makbuz şeklinde, belge şeklinde gösterebilir misin dedi. Ben zaten mailleri silmemiştim. Mail üzerinden açmış olduğum o bilgiyi gösterdim ona. Bayağı terletti bizi. Formalite icabıydı belki, bilmiyorum ama daha önce gelen Türklere de bu tarz soruları sormuşlar. Ama bir dipnot geçeyim arkadaşlar. Avrupalılara böyle bir soru sorduğunu görmedim. Adam tıraya giriyor, mührü basıyorlar, gönderiyorlar. Damgaya basıyorlar, gönderiyorlar. Öyle söyleyeyim. Ama soru yok. Dediğim gibi önce vizeyi alıyorsunuz, sonra pasaport kontrol noktasında polise gözüküyorsunuz. Daha sonra bagajınızı alıyorsunuz. Zaten demiş olduğum işlemleri içeriden yapıyorsunuz. Daha sonra böyle bagaj alım noktası var. Bu tarafa geliyorsunuz arkadaşlar. Bu taraftan bagajınızı aldıktan sonra işlem hemen bitmiyor. Son bir şey daha yapmanız lazım. O da ne? Sizin hava alanından çıkmanızı gerektirecek bir belge istiyorlar arkadaşlar. Ne belgesi? Şu karşıda bilgisayarlar var. O bilgisayarlardan ismin ne, soyismin ne, kimsin, pasaport numaran vesaire. Yani o tarz bilgileri dolduruyorsun. Buradaki biraz daha formalite icabı. O bilgileri doldurduktan sonra size bir QR kod veriyorlar. O QR kodla havaalanından çıkış yapabiliyorsunuz. Şu benim QR kodum arkadaşlar. Ben bununla çıkış sağlayacağım. Hatta size vizemi de göstereyim ben. Şu da benim vizem oluyor arkadaşlar. Neyse, biz şimdi geldik. Şu anda bu alandan çıkacağız. Yine havalimanında kalacağız. Şöyle söyleyeyim. Aramızda Türkiye ile buranın arasında 5 saat fark var. Biz şu an Endonezya'da 5 saat ilerideyiz. Akşam saat şu an 11.30-12'ye geliyor. Geceyi havalimanında geçireceğiz. Yani sağa sola bir yere şöyle bir tarafa bir mat atarız arkadaşlar. Üzerinde yatarız yani. Şu an tutup bir otele gitmenin, bir hostele gitmenin bir anlamı yok. Zaten gece olmuş. Burası da güvenilir bir yer zaten. Polisi var, güvenliği var, bir şey var. O yüzden bu gece burada kalacağız. Yarın da oradan sabahtan hostele gitmemiz lazım. Çünkü yıkamamız lazım, temizlenmemiz lazım. Kıyafetlerimizi bir yıkamamız lazım. Bir de işte videoları editlemem lazım vesaire. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Arkadaşlar biz havaalanında yatacaktık ama kapatacaklarmış. Kapatıyoruz, çıkın falan dediler. Biz de çıkmak zorunda kaldık. Şimdi bu taksici abiler de peşimizi bırakmıyor. Taksi deyip duruyorlar ama taksiye binmeye niyetimiz yok. Buralara bir yere çadır atacağız ama nereye atacağız bilmiyorum. Kamp atamazsınız diyor, çadır atamazsınız diyor. Evet, biz şimdi sakin bir yer bulacağız arkadaşlar. Dediğim gibi yani adam... Aynen. Şu an biz Türkiye'ye göre 5 saat ilerideyiz. Saat şu an burada 3.10 geçiyor. Yani bu gecenin saatine rağmen oldukça sıcak. Taksiler de şurada pusuya yatmış. Şu tarafta otoparklar falan var. Otopark var. Biz de şimdi uygun bir yere geçeceğiz. İnşallah bizi rahatsız etmezler. Ya rahatsız etmeden köpeklerin sesi geliyor. Köpekler bizi rahatsız edecek. Abi biz şimdi otoparkın olduğu yere, yani yine havaalanın oradayız. Şöyle otoparkın kenarına ben matımı serdim arkadaşlar. Şöyle çantamı da koydum. Şöyle yatacağım. Çantamı böyle şey yaparım. Kafamla korurum yani. Zaten 10 kiloluk çanta kimse alıp gidemez yani. Önce kafamı ezmeleri lazım. Öyle bir durumda olmayacağı için bilmiyorum. Bana çok güvenli geldi burası. Böyle yatacağız. Kardeşim de bu şekilde yanıma matını serer. Zaten şunun şurasında 3 saat falan uyuyacağız. Hostele gitsek şimdi 3-4 dolar vereceğiz yani en az. O yüzden gerek yok. Ne oluyor lan? Kardeşim orada çekim yapıyor. Arada bir şuradan arabalar falan geçiyor ama onlar da taksici yani. Normal taksi aslında bunlar. Az önce de zaten yanında bir tane jip durdu. Dedim ha, işlerinden 3-4 kişi çıkar şimdi, bunlar kıstırırlar beni köşeye diye düşündüm de. Adam taksi falan dedi. Dedim no falan dedim. Gönderdim adamı. Adam gitti. Neyse, şu an otoparkın ışıkları yanıyor aslında ama giren çıkan da yok. Bazen kadınlar girip çıkıyor da nereden çıkıyorlar, ne yapıyorlar anlamadım. Neyse. Biz yatalım. Hadi görüşürüz. Günaydın, günaydın. Biz uyandık arkadaşlar. Bakın burası Denpasar Havaalanı. Dün gece burada inmiştik. Bizi burada biliyorsunuz barındırmadılar. Biz de dışarı mat atmıştık. Şimdi bir tekrar içeri geldik. Bir para falan bozdurduk. Kendimize bir meyve suyu falan aldık. Şöyle bir poğaçamız var. Annem evde yaptırmıştık. 3 gün geçti. Yani biraz hala yumuşak aslında. Öyle çok da sert değil. Sadece yanına bir içecek aldık. Karnımızı doyuralım. Daha sonra hostele gideceğiz. Vallahi gece çok iyi uyuduğumu söyleyemem. Bir sağa döndüm, bir sola döndüm. Kardeşimi de rahatsız ettim. Ama maşallah güzel uyudu.
Her zamanki gibi yaptı sporunu. 3 gündür havalimanında olduğumuz için uykumuz sürekli böyle bir bölünüyor. Bir şey oluyor. Bu gibi hostele gider dinleniriz. Videoları falan editleriz. Kirlerimizi yıkarız. Sunalımıza devam ederiz. Yemeği yiyeyim, ondan sonra bozdurduğum paraları da göstereceğim size. Evet arkadaşlar, biz 50 dolar bozdurduk. Bize toplamda 798 bin Endonezya rupisi verdi. Yani şöyle bir tomar para gibi. Burada en fazla gördüğüm banknot 50 bin Endonezya rupisi. O da 3 dolara falan tekabül ediyor. Yani sıfırları da atamamışlar. Biz vize almıştık 60 dolara. 40 dolar para üstü vermişti bize. O 40 doları aslında lokal para birimi olarak verdi bize. Yani toplamda aslında biz 100 dolarla bir Bali turu yapmaya çalışacağız bir ay boyunca. Burada kalmayı düşünüyoruz. Bakalım bir ay boyunca dolarlık para bize yetecek mi? How much? 10 dolar. No. $10. No. No. $5. $5. $5. No. $5. $5. $5 for two. Yeah. Hey, 150 is okay. Very cheap. Oh, young Luchi, just $5. Oh, young Chinyal, Nyali. Eh. Chai, bomo lali mai donasi ni. Kenain pom. Çiğ mi? Çiğ mi jalan? A jam. Oh, bak muhtemelen doğru, şeydir. Doğru, orası. A jam çiğ mi jalan? Kaç kilometre? 13 kilometre. 13. Kötü ngerti ne? Çiğ mi bu mobil? Okey. 13 menit. $10. Ha, ama. Tamam. Tamam, ona götürüyor abi. 15 diyorlar. 10? Yes. 10. Okey. Eh, beliyana soke. $10. Yeah, yeah. Oh. Yes, for two. Give me a second. Look at me. Sir, look at me. This price? Yeah. Okay? Yeah. Ne kadar ödüyordu? 10 dolar. Evet, sıkı bir pazarlık sonucu. Arkadaşlar, 20 dolardan 10 dolara kadar pazarlık yaptık. Biraz daha zorlasaydık bence indirebilirdik belki ama pek de yemede gibi. Hostel'e kadar gideceğiz. 10 dolara anlaştık. Mısın? Restoran, Indonesian restoran. Aa, ver. İstanbul ver. Ya, yeah, İstanbul. Evet arkadaşlar, gidiyoruz. We want in front of hostel. Balikep hostel. Balikep. Balikep, yeah. Balikep. Balikep. Do you have a SIM card? No. What? SIM card. SIM card. No, no, we have not. No have? No. You want buy a SIM card? Expensive here. No, cheap. Inside in airport? Cheap. Yeah, airport expensive. Expensive. Yeah. Yeah. You buy outside. Outside? Yeah. Maybe. Just internet, how much you think? You see there, yeah. Ha, okay, okay. It's in there. Havalimanında internet çok pahalıydı arkadaşlar. Yani 19-20 dolara falan vardı. 19-20 dolar bir internet için çok fazla bir fiyat. Abi şimdi araçtan indik. Çakal bize çakmaya çalışıyor. Benim 1000 Endonezya rupisi daha vermem lazım, tamam mı? 1000 vermem lazım. 10.000 istiyor çakal. Neyse, hostelimize geldik. Burası kalacağımız hostel. 4. kat değil mi? Do you have a reservation? You have a reservation? Yeah. 2 p.m. Can check out. 2 p.m. Yeah. So you can leave your luggage and then hang out or something like that and then come back again at the 2 p.m. Okay, great. 2'de gelebilirsin. İsterseniz çantalarınızı bırakın gezin diyor. Olur. Ya bir internet falan varsa. Okay. Can we use internet? Yeah, can use internet. Okay. Okay. Thank you. You wanna leave your luggage? It's amazing. Okay. Tamam. Where you guys come from? Türkiye. Merhaba. Thank you. Bırakalım. Şunu ben resmini çekeyim. Arkadaşlar hostelimize geldik. Yani şöyle söyleyeyim, Booking'den baktığımız bilgilere göre burası sadece yabancı gezginleri kabul ediyor. Yani lokal insanlara yer vermiyoruz diyorlar. Neyse, biz bir prizleri falan kullanarak, şarjımızı falan doldurarak, bir internet kullanarak. Check-in saat 2 olduğu için bizi şu an kabul etmiyor. Biz de zaten yorgun olduğumuz için erken geldik bilerek.
Biz hostelden çıktık. Ya hostele gittim. 3-4 saat edit yaptım. Videoyu YouTube'a yükledim. Daha sonra kardeşim geldi. Dedi abi benim kamera bozuldu. Telefon bozuldu. Ne yapacağız? Keyifler de biraz kaçtı. Neyse. Ya şu yola bakar mısınız bir arkadaşlar? Şu benzinliğe bakar mısınız? Ben böyle bir şey görmedim ya. Ülkede motor kullanmayanı dövüyorlar. Kızı, erkeği, herkes motor kullanıyor. Herkes. Sayamazsın bir de. Yakında Türkiye'nin hali. Hiç kimse araba alamayacak. Herkes böyle motora geçecek. Ya şu sahneyi çekerken bile kaç tane motor geçmiştir kim bilir. Baksanıza. Arkadaşlar biz şu anda Kuto Plajı denilen bir yere geldik. Burası tamamen turistik ama yerli insanların da bir o kadar motor, masaj, ne bileyim bu tarz konularda baskı yaptığı bir yer. Tabii ben şu an buradaki durumdan ziyade şu anda kalmış olduğum hostelden de bahsetmek istiyorum. Abi hostelde ne oldu? Dişimi fırçalayacaktım ben. Gittim musluğu açtım. Yani bakın suyu içmedim. Ağzımı şalkalamak için sudan şöyle bir gıdım aldım. Abi bir su bu kadar mı kötü olur? Bu kadar mı iğrenç, tatsız, tuzsuz olur? O kadar kötüydü ki böyle midem yer değiştirdi yani, anladın mı, organlarımda. Şimdi hostelde yemek yapıyorlar. Benim düşüncem aynı suyla mı yemek yapıyorlar? Ya da buradaki insanlar bununla birlikte mi hani hizmet sunuyor, anlamadım ki. Duşa girdim. 13 kere ağza su vereyim dedim. Yemin ediyorum birincisinde midem yine bulanmaya başladı. Şuradaki motor sayısı bakar mısınız? Aşırı derecede motor var. Acaba Tayland'dakinden fazla mı mesela? Tayland burayla yarışır mı? Onu merak ediyorum. One more. Su aldık arkadaşlar. İki kola, iki de şey. Bakalım kaç kola çıkacak. Hello. Amaç? 40. 40 bin euro arkadaşlar. Thank you. Have a nice day. Arkadaşlar günaydın herkese. Biz hostele dün geldik. Ben dünden beri böyle adam akıllı çekim yapmıyorum. Sesim gitti. Boğazlarım kötü. Öksürüyorum. Yani hava değişir mi? Soğuk mu aldım bilmiyorum. Şu an sabah saat 11:20 geçiyor burada. Dediğim gibi Türkiye'den 5 saat ilerideyiz. Bugün hosteldeki son günümüz zaten. Hiç beğenmedik burayı. Detayları anlatacağım ben size. Şu an kardeşimle birlikte kahvaltı yapıyoruz. Şöyle bir omlet söyledik. Buraya gecelik 7 dolar verdik arkadaşlar kahvaltıyla birlikte. Kahvaltı daha iyi, bir de bir gece kaldık işte. Ama bu paraya daha yerler bulunabilir. Görseldeki gibi değildi. Burası Kuto'da. Hani ki hostel diyor. Gelecek olursanız kesinlikle tavsiye etmiyorum. Şimdi kahvaltımı yapayım. Ne konuşuruz? Arkadaşlar çamaşırlarımı yıkadım. Videoyu YouTube'a yükledim. Şöyle biraz yemek yiyeceğim. Saati söyledim çünkü saatlerdir hiç bakmadım yani saat kaç olmuş diye. Evet saatimiz 4:30. Şimdi öğlen yemeği yiyeceğim. Şu görmüş olduğunuz tabağa 2,5 dolar verdim. Ne var burada? Pilav var. Tavuk var. Yani sauce chicken dedi anladığım kadarıyla. Soslu tavuk galiba. Bir de şöyle pirinç tanelerinden yapılmış bir şey sanırım bu. Tam olarak anlayamadım. Biberimiz var. Bir de şöyle turşu şeklinde bir şey var. Yani turşuya benziyor bu. Bir yiyelim bakalım tadı nasıl. Evet şimdi tadını söyleyeyim arkadaşlar size. Şöyle bir pilav. Atıyorum ağzına. Pilav çok topak topak. Hani böyle tanelerini ayırmamışlar. Asya'da meşhur pirinçler pilavlar. Ama güzel yani, kötü değil. Hemen yanına şöyle yani pirince benziyor. Bak ben kızartıkları yiyeceğim. Bence bu ne güzel. Sence nasıl? Güzel. Ben kardeşimin ağzını dolap böyle yaptım. Size afiyet olsun.